Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın yeni göz bebeği iPhone 10 ile birlikte bu yıl biraz geri planda kalan iPhone 8 Plus'ı karşılaştırıyoruz. Öncelikle videomuzu Artı ve sponsorluğunda çektiğimizi belirtelim ve bu videoda aranızdan bir kişiye iPhone 8 Plus hediye edeceğimizi de söyleyelim. Kampanyaya nasıl katılabileceğinizden birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle gelin bu telefonu nasıl aldık bir bakalım. Arkadaşlar Artı ve'in ana sayfasındayız. Herhangi bir alışveriş sayfasına girelim, alışverişimizi tamamlayalım ve daha sonra geriye gelelim. Şöyle bir tekrar bakayım ne kadar veriyormuş. %0.75'lik bir bonusumuz varmış. Alışverişten sonra göreceğiz neler olacak. Evet millet, alışverişimizi tamamladık Artı ve üzerinden ve ekstra hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi değerlendirmedeki paramız 180 lira oldu. Yani ortalama 35 liralık bir artış oldu. Sadece Artı ve üzerinden aldığımız için. Burada bir meseleden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 11 Kasım yani 11-11 tarihi alışveriş sevenler için oldukça önemli bir tarih. Çünkü AliExpress üzerinde çılgın indirimler olacak Artı ve üzerinden. Bir de yaptığınız alışverişlerden kazanacağınız bonuslar da bunun cabası tabii ki. Ayrıca Artı ve üzerinde 24 Kasım yani bu Black Friday diye yanıp tutuşulan gün. Bir de 27 Kasım Cyber Monday günü yine böyle deli dehşet indirimler olacak. Yani bu aralar bir alışveriş yapacaksanız, böyle bir düşünceniz varsa bu günleri beklemekte bence fayda var. Arkadaşlar alışveriş aşamasını izlediğimize göre şimdi gelin telefonların açılış hızlarına bir bakalım. Daha sonra da tasarım ve teknik açıdan birazcık karşılaştıralım. Şimdi şöyle iki telefonu yan yana koyduk. Bakın bu telefonda da A11 Bionic işlemci. Aha da bunda da A11 Bionic işlemci. 3 GB RAM, 3 GB RAM. 256, 64 depolama. Bunda da aynısı. Arada ne fark var? Bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani teknik açıdan farkımız yok. Ama esas olay tasarım alanında başlıyor. Ha illa bir fark arıyorsan bak bunu böyle aşağıdan kaydırıyorsun. Bu da böyle yukarıdan geliyor. Şimdi tasarımdaki en önemli değişiklik şu çentikle birlikte. Şuradaki çentikle hayatımıza girdi. Şurada bulunan home butonunu yok ettiler. Ekranı böyle genişlettiler. Şöyle enteresan bir detay var. Yan yana baktığımız zaman iPhone 8 Plus 10'a nazaran çok büyük gözüküyor. Ancak ekran olarak 10 5.8 inç olmasına rağmen bu telefon 5.5 inç. Yani daha küçük bir telefon ve daha büyük bir ekranla karşı karşıyayız 10'da. Yani siz bu telefonu kullanıyorsanız 2014'ün tasarım çizgilerini taşıyan bir telefonu kullanırken bunda günümüzün modasına uymuş çerçevesiz ekranlı bir telefona ulaşmış oluyorsunuz. Şöyle telefona yandan baktığınız zaman güç düğmesi böyle birazcık daha büyümüş 10'la birlikte. Aynı zamanda bu düğme artık Siri işlevinde görüyor. Home butonu kalktığı için arka tarafa baktığımız zaman şu kamerayı şöyle tutmuşlar, şöyle çevirmişler ve iPhone 10'a eklemişler. Ayrıca flash da bunların hemen ortasına gelmiş. Anten çizgilerimiz falan hepsi yerli yerinde aynı şekilde duruyor. İki telefon da şurada içeride kablosuz şarj destekleyen aparatı var. Yani bu telefonların ikisi de destekliyor. Ayrıca suya ve toza dayanıklı. Ama o reklamlarında yazmışlar böyle altta küçücük. Suya ve toza karşı olan bozulmalarda garantiye girmez demişler. Delikanlı gibi bunu da belirtmişler. Telefonu suya sokacaksanız ona göre düşünün. Bu ikisi için de geçerli. Kısaca şöyle tek elle kullanım açısından da bakalım isterseniz. Şöyle açalım bir tuş kilitlerimizi. Bakın iPhone 8 Plus ben büyük elli bir insan olduğumu düşünüyorum. Ona rağmen şuradaki mesela kameraya ulaşmak çok zor. Tamam bunun kısa yolları falan filan var. Bir yerlere basınca işte o kamera şöyle komple aşağı iniyor falan filan. Ama ben o özelliğin çok sık kullanıldığını düşünmüyorum. O yüzden tek elle kullanım açısından kesinlikle iPhone 10 daha ön planda duruyor. Yani burada arkadaşlar amacımız tabii ki de bir telefonu yerip bir telefonu övmek değil. Burada tamamen biz paranız vardır. Hangisi daha kolay kullanılabiliyor. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Daha doğrusu arasındaki farkları anlatıyoruz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi gelin iki telefonla da birazcık bir oyun oynandı arkadaşlar. Bu videoyu bir izleyelim. Bakalım nasıl ısınıyorlar, pilleri nasıl gidiyor. Evet sıra geldi kamera karşılaştırmasına. Arkadaşlar telefon kameralarını karşılaştırmamız gerekirse en temelde iki telefonumuzun da arka kameraları çift ve 12'şer megapiksel. Geniş açılı lensler iki telefonda da f1.8 diyafram değerindeyken telefotolar 8 Plus'ta f2.8 diyafram değerinde, 10'da ise f2.4 diyafram değerini taşıyor. Bu düşük ışıklı ortamlarda çok az da olsa fayda sağlıyor ama arasındaki bir diğer fark gözle oldukça rahat belli oluyor. iPhone 10'da arkadaki iki kameramızda OIS desteğine sahip. 8 Plus'ta ise sadece geniş açılı lensimiz bu desteğe sahipti. Arkada dönen videoda aradaki fark bariz bir şekilde belli oluyor. Video tarafında iki kameramızda 4K'da 60 kareye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda 240 karede 1080p ağır çekim videolar çekebiliyoruz. Bunun
yanında ön kameraya baktığımız zaman da 10 ciddi anlamda öne geçiyor. Tabii ki burada sebep portre modunun 10'a eklenmiş, yani ön tarafında bulunmuş olması. İki telefonumuzda da 7 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip kameralar mevcut. Düşük ışıklı ortamlarda çok yüksek performans vermese de iPhone 18 Plus'ın bir tık önünde kalıyor. En azından ön kamera açısından diyebiliriz. Arkadaşlar merhaba. Şu anda sesimi iPhone 10'dan dinliyorsunuz. Tekrar merhaba. Şu anda da sesimi iPhone 8 Plus'tan dinliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna yavaş yavaş gelirken kampanyamıza nasıl katılabileceğinizi de anlatalım. Kampanyaya katılmak için iki farklı yöntem bizleri bekliyor. Bir tanesi artı ve üzerinden ufak da olsa bir alışveriş yapmak. Burada bir limit yok arkadaşlar. İsterseniz 5 liralık bir şey alın, isterseniz 500 liralık bir şey alın. İkinci yöntemimiz de şu şekilde artı ve'in eklemiş olduğu bir özellik. Efendime söyleyeyim, Facebook'tan bir arkadaşınızı çağırıyorsunuz ya da bir alışveriş yapıyorsunuz falan filan gibi şeylerle rozetler topluyorsunuz. Yani iş biraz oyunlaşmış. Toplamda 10 rozet topladığınızda birinci seviyeye ulaşmış, yani kampanyaya bir kere katılma hakkı kazanmış oluyorsunuz. Şimdi iki yöntemimiz oldu arkadaşlar. Eğer bu iki yöntemin ikisini de yerine getirirseniz kampanyaya toplam iki kere katılma hakkı kazanmış oluyorsunuz. Bununla ilgili kafanızda böyle soru işaretleri falan oluştuysa da açıklama kısmındaki bağlantıdan tüm detaylara ulaşabilirsiniz diyelim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10 ve 8 Plus arasında daha çok gündelik kullanıcıyı ilgilendiren bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Umarım bu telefonlardan birini alacak olan birisi varsa aranızda onun için yol gösterici bir video olmuştur diyelim. Ayrıca iki telefonda bir süre daha elimizde arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz diyelim. Ayrıca beğendiyseniz şuradaki düğmeden videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.